Herkese merhabalar ve sevgiler. Ben Volkan Uçağı, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz tüm dünyanın başında korona denen bir bela var. O yüzden hepimiz kendimizi karantinaya almış durumda. Evlerimizdeyiz. Ben de bu videomda evlerinde ekipman olmayan ve set yapmak isteyen ev ortamında sıkılan arkadaşlarımıza yardımcı olması amacıyla çok özel bir video hazırladım. Videonun konusu çok hızlı bir şekilde evlerimizde Logic üzerinden nasıl set yaparız? Dilerseniz hemen başlayalım. Projemize başlamadan önce ilk baş projemizin BPM'ini ayarlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada 3 tane 123 BPM, bir tane 124, bir tane de 125 BPM şarkımız var. Bunları da Mixing Key ile tekrar rename yapıyoruz. Yani tekrar isimlendirmesini sağlıyoruz. Analiz ettirip. Çok faydasını görüyorum. Mutlaka Mixing Key kullanın. Derin arşivlerinizi yapmak için. Şimdi ilk baş 123 BPM ile başladığımız için ben projeyi de 123 olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi o buradan ayarlanıyor. Enter'a basıyoruz. Şimdi bunu 123 BPM olarak ayarlamamız ne fark ettiriyor? Hemen onu da söyleyelim. Sizlere şimdi şuraları bir büyütelim. Gördüğünüz gibi bakın birçok track'te önlerinde biraz seslerin olmadığı boşluklar var. Önce bu boşlukların hepsini projeye başlamadan ben gideriyorum. Siz de isterseniz şarkıyı mixleyeceğiniz zaman yaparsınız. İsterseniz en başta yapar, kafanızdan silersiniz. Ben en başta yapıp kafamdan silmek istiyorum. Şimdi onları da böyle yapalım. Şimdi neden 123 BPM'e çektim projeyi? Şarkı 123'tü. Bakalım her şey yerli yerine otursun. Yani kickler barların tam üstüne gelsin. Gördüğünüz gibi bakın 8 dizildiğini hesap edersek 9'da değişmesi, 17'de değişmesi, 25'te değişmesi gerekir gibi bir sürü şeyler var. Bakalım sonuna kadar doğru şekilde oturtturmuş muyuz? Bir dinleyelim. İkinci track'i mute yapalım. Evet, gördüğünüz gibi tam burada şarkı başka bir hale geliyor. Yani outro'ya geçiyor. Burasına bakalım. Tam 121'de de artık tamamen geçiş yapabilirsiniz diyor DJ'ler için, gördüğünüz gibi. Bakalım. Ben bu iki tanesini size sadece anlatacağım. Alttakileri mixleyeceğim. Çünkü bunlar biraz daha karışık. Şimdi hemen bunu açalım. Bakalım oturmuş mu? Şimdi bu şarkının burasında kickler var ama burada kicklerin hepsi çıkmış. Yoğun olduğu yerde de baslar var. Burada da baslar çıkmış. Gördüğünüz gibi görüntüde zaten her şeyi anlatıyor. Burada şarkıda kickler yok ama burada kickler var. O yüzden hani burada tonlama yapmanız, yani EQ ayarı yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada ne yaptığımızı da hemen sizlere anlatayım. Burada aynen çalarken hayal edin. Bir potunuz havada, ikinci şarkı geliyorsunuz. Şarkının kickleri ve tizleri tam yerinde değil. Ama çok basla tizle oynamanıza gerek yok. Direkt volümle halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ben de bu şekilde hallettim. Gayet de güzel bir geçiş oldu. Evet, şimdi hemen dilerseniz ikinci şarkı, üçüncü şarkı pardon. Üçüncü şarkımızı da alıp sonlarına doğru götürelim. Bunu. Bakalım. Önce bunu tekrar mute'layalım. Bunun bir outro'sunun nerede girdiğine bakalım. Evet, sanırım burayı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu part'ı. Şimdi bunu buraya alalım. Bir dinleyelim bakalım. Biraz ekranı büyüterek ince ayarlamaları da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın bütün her şey yerine oturmuş, gördünüz mü? Birebir neredeyse. Bir dinleyelim. Sonradan nasıl mixleyeceğimizi de anlatacağım size. Gördüğünüz
Gördüğünüz gibi sanki tek bir şarkı çalıyormuş gibi. Şimdi güzel bir ipucu vereyim size. Tam burada bizim en sevdiğimiz, yani DJ'lerin en sevdiği hareket basla tizi, şey pardon, basla diğer bası kapa konuşamadım. Yani geçtiğimiz şarkının basını açmanız gene olmadı. Yani çalarken çalan şarkının basını kapattığınızda geçtiğiniz şarkının basını açmanız gereken bir yeri vardır. DJ arkadaşların hepsi bilir. İşte o yer burası. O yere şöyle bir tiyoda bulunuyoruz. Biraz buranın gainini ben eksi 1 desibel, eksi 1,4 desibel falan yapıyorum. Hepsi üst üste binmesin diye. Alttakini de şimdi çalan şarkının potu açık. Siz ne yapıyorsunuz? Bas kapalı, volümü alttan alttan getiriyorsunuz. Şimdi burada hemen ben de volümü alttan alttan burada getireyim. Sonrasında en sevdiğimiz hareketi yaptığımızda, biliyorsunuz bu hareket bizim en sevdiğimiz hareketlerden bir tanesi. Yaptığımızda artık çalan şarkının da hafif hafif bizlerden tonlama yoluyla uzaklaşması gerekiyor. Burada ben üsttekinin aynısını yaptım. Neden? Burada yine kickler yok. Burada da kickler yok. O yüzden bunun kicklerinin geldiği yerde kick olmadığı için, şarkıyı sıkıştırmayacağı için EQ yapmaya da açıkçası çok gerek duymuyorum. O yüzden bir dinleyelim bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi güzel bir geçiş oldu. Hatta buraları biraz daha ince ayar yapabilirsiniz. Burada daha çok alabilirsiniz bence sesi. Çünkü burada şarkıyı yapan arkadaş şu son mezuru boş bırakmış, gördüğünüz gibi bakın. Son ölçüyü boş bırakmış. Normalde burada bitmesi lazımdı bu şarkının. O yüzden burayı böyle biraz daha kısarak daha dengeli bir şekilde mixleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim 124 BPM ve equalizer kullanarak diğer şarkıya nasıl geçebiliriz? Hatta şurayı da güzelce düzeltelim. Temiz çalışalım. Şimdi bunu da arka tarafa aldım. Şimdi zaten şarkılar farklı BPM'lerde. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle 124 olan şarkıyı bence 123'e çekelim. Hemen sizlere göstereyim. Buradan file'e geliyorsunuz Logic'te. Functions'tan Time and Pitch Machine'e geliyorsunuz sonrasında. Size soruyor, diyor ki şarkının orijinal BPM'i 124. Kaça çekeceksin diyor. Bizim adımıza yaptı zaten. Ben de yapayım tekrar. 123'e çekmek istiyorum. Destination dediği çekmek istediğiniz BPM aslında. Zaten bunu uçakla seyahat edenlerinizin çoğu bilir. Hep Destination yazar. Gideceğiniz yer olarak geçer diye düşünüyorum. Konuşamadım. Ona process and paste yapıyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye, 35-40 saniye gibi bir süre beklememiz gerekiyor. Çünkü onu 124'ten 123'e bozmadan çekmesi gerekiyor Logic'in. Şimdi gördüğünüz gibi. Lütfen bu arada bu grafiğe bakın. Önemli bir şey daha sizlerle paylaşacağım çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi grafik de değişti. Grafiğin değişmesinden ne anlıyoruz? Yani bu olayı işlemi yaptığımızda sanırım 1-2 desibel ses seviyelerini, volüm seviyesini kıstığını görüyoruz. O yüzden mixlerken buna dikkat edin. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi şarkımız 123 oldu. Şimdi çalan şarkıya bakalım. Pardon. Loop'u da buradan kaldırmayı unutmuşuz. Loop'u da kaldıralım. Şimdi buralara gelelim. Şimdi sanırsam şuralarda bir yerlerde bir ipucu olması lazım. Ona bakalım. Evet, bakın ipucunu ben yakaladım. Fış, pop yapıyor. Orayı ben yakaladım. Bakalım bunu buraya koyduğumuzda her şey yerli yerine oturuyor mu? Bir görelim. Bakalım.
Bu bittiğinde bunun da düşmesi gerekiyor. Sanırım oldu. En baştan dinleyelim. Evet, bir de tam bir check etmek için biraz grafiği büyütelim. Her şey yerli yerine oturuyor mu? Çok güzel duyuyorum ben gerçi ama yine bir gözle de check etmek lazım. Her zaman kulağımın yanında gözlerimi kullanan biri olaraktan. Şimdi hemen bunu da güzel güzel tonlayalım. Öncelikle burada da gördüğünüz gibi kickler yok. Bunu da hemen alttan alttan getirelim. Bir. Şimdi burada gene benim taktiğimi uygulayalım. 1-2 desibel aşağıya alalım. Şöyle ufak 1,4 iyidir. Sonra bunun ne kadar ses kaybettiğini, yani volüm kaybettiğine de bir bakalım bu arada. Onu buradan anlayabilirsiniz. Bakın -2,2 desibel ses kaybetmiş. Yani diyor ki sana artı 2,1 açabilirsin beni diyor. Çünkü şarkıların hepsi 0 0 olması lazım burasının. Bakın onu da gösterelim hemen sizlere. Buradan çalalım. Gördüğünüz gibi hep 0'da çalıyor. Şimdi burada set yaptığınız için şarkının birçok dinamiği üst üste binecek. O yüzden bunu da hemen hatırlatalım. Buraya bir tane adaptör limitör koyalım. Adaptör limitörün gainini 0 yapalım. Bunu optimal seviyeye alalım. Sonrasında da çıkışımızı -1'e ayarlayıp True Peak Detection'ı açalım. Şarkımız hiçbir zaman sıfırın üstüne geçip bize peak vermesin. Şimdi ne yaptık? Şarkıyı oturtturduk. Şimdi de tonlayalım. Şimdi bakalım ne olmuş. Şimdi buraları biraz hafif hafif kısmaya başlayalım. Mesela burada da biraz daha kısılsın. Tabii bunları görerek yapamazsınız. Mutlaka dinlemeniz lazım. Güzel tonlayabilmek için. Hatta şu 2 desibeli burada hemen açmayalım. Biraz alttan yavaş yavaş gelsin. Şimdi bu şarkıyı mute'luyorum. Burada bakalım kickler var mı? Evet, burada kickler var. Burada da kickler var. Ne yapmamız gerekiyor? Bir tanesinin basının kapalı. Geçtiğimiz şarkının ise orada açılması gerekiyor. Yani şu partta. Şimdi hemen bunu tonlamak için bu kanala hemen bir EQ koyalım. EQ'muzu koyduk. Sonrasından bir otomasyon yapmamız gerekiyor. Otomasyon yapmak için de buradan taçı açabilirsiniz. Çok hızlı olur diye düşünüyorum. Sonra bu şarkıyı çalarken baslarımızı kapatmamız gerektiğini söylemiştim sizlere. Hemen onu yapalım. Gördüğünüz gibi buraya bir automation göstergesi geldi. Oradan dokundum, buraya kaydetti. Yani taçın anlamı ve önemi bu. Şimdi ben bunu sildim. Şurada benim baslarımın hepsini sıfırlamam gerekiyor. Şunu hemen aşağıya alalım. Gördüğünüz gibi. Hop. Şimdi alttaki şarkıda aslında yine EQ'ya ihtiyacınız yok ama ben oraya da bir EQ koyup yine bu otomasyon işini öğrenebilmeniz için sizlerle hemen yapıp paylaşayım şöyle. Şimdi beraber çalsın hatta. Buradan self gain seçiyoruz. Şimdi yapmanız gereken normal şarkıda bu. Buradan geliyor. Yani bu burası DJ'lerin yani bizlerin en çok sevdiği bas açma kapama hareketi yani hop yaptığımız yer. Bakalım aynı çalarken yaptığımız gibi oldu mu? Evet. Bakın burada automation'ları da görebilirsiniz. Evet, bu da gayet güzel bir tonlamaya geçiş oldu. Dinleyelim. Bakalım sona doğru neler oluyor. Burada biraz şarkı sanki desibel seviyesi olarak düşüyor. Ben biraz daha vermek istiyorum. Sonuçta master kanalda bir limitörümüz var. Asla da pik vermez ama şarkıyı da çok sıkıştırmak istemiyorum tabii ki sesler bozulmasın diye. Bir daha dinleyelim. Hatta ileri alayım.
Bakın bu şarkı bitti. Bu da düşüşe girdi. İlerisinde de patlıyor gördüğünüz gibi. Yani bu kural çok önemli. Yani biz buna mezur saymak diyoruz. DJ'lik alanında ve tabirinde. Yani bunları saymayı bilmiyorsanız zorlanabilirsiniz tabii ki de. Hemen devam edelim. Tamam. Şimdi gelelim 125 BPM'lik 5. ve son şarkımıza. Bunu da hemen buraya kaydıralım. Çalalım. Yer burası bak. Hemen buldum. Kendini belli etti. Ele verdi bakın. İşaretler bunlar. Yani diyor ki getir öteki şarkıyı buraya koy. Cuk diye oturur. Bakalım. Gerçekten de sanırım oturdu mu? Zannedersem oturmadı. Bir daha deneyelim. Tam bir dinleyeyim. Evet, tam burasıymış. Buraya koyalım. Bir çalalım bakalım birlikte. Evet. Peki sizce niye oturmuyor? Biz buna DJ'ler arasında darbuka mix ya da kaşak inşaat diyoruz. Bunu da mutlaka öğrenin. İyi de makarası oluyor bazen. Şimdi nedeni şu. Ben bunu 123 BPM'e çekmedim. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. Şimdi biraz setinizi böyle yapmak istiyorsunuz. Belki yükseltmek istiyorsunuz. Onu da hemen burada size o taktiği de gösterelim. Bu yerden kesebilirsiniz setinizi. Şimdi hemen gösteriyorum. Buradan kestik. Şimdi bu şarkının BPM orijinalde 124'tü. Biz 123'e çektik. Ama ben artık BPM'lerimi yavaş yavaş arttırıp 125'e kadar gitmek istiyorum. Şu automation'ları da buradan kapatalım. Kapattık. Burayı tekrar 124'e almak istiyorum. Şimdi buradan tekrar file'a geldik. Functions dedik. Şimdi 123'teydik. 124'e çekeceğiz. Bu son part'ı. Process and paste dedim. Okey. Şimdi ne yaptık? Burada şarkı BPM değiştirdi. Bakın şunu kapatalım. Ama hiç kimse anlamayacak tabii ki de. Şimdi burada şöyle bir taktik daha yapacağız. Barların kicklerle aynı şekilde uyumlu çalması ve yerlerine oturması için buradan bu düğmeye basıyoruz. Burada mesela BPM'i tempoyu gösteriyor. Bakın buraya bir nokta koyuyoruz. Bunu da yukarı çekerseniz bakın burada 124 oldu. Şimdi tekrar kickler yerlerine oturdu. Gördünüz mü? Bakın hepsi barların üstüne denk geliyor. Sonrasında şimdi aşağıdaki şarkı burayı 124 yaptık ama aşağıdaki şarkı hala 125. O zaman bunu da 125'ten 124'e çekelim. Ne dersiniz? 125 to 124. Bakalım ne olacak. Process and paste dedik. Bekliyoruz. Evet, oldu. Aşağıdaki grafikleri de videoyu takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Dolma gibiydiler. Biraz küçüldüler yani volüm değiştiği için. Daha da hacmi küçüldüğü için küçüldü. O yüzden şimdi bir bakalım. Bunların yerlerine oturmuş mu? Biraz ekranımızı büyütelim. Evet bakın cuk. Şimdi ikisini birlikte bir çalalım bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi gayet hepsi yerine oturmuş bir şekilde çalıyor. Şimdi burada az önce öğrendiğimiz taktiklerin hepsini uygulayalım. Buradan hemen otomasyonları açalım. Şimdi mesela burada baslar girdiği için buradan mesela 2 desibel bence alalım. Benim taktiği kullanalım. Şöyle. Burası kaçtı bakalım? 3.1. Hadi burayı 1.5 desibel falan alalım. Bunda uzun bir geçiş yapalım burada da diyelim böyle. Şöyle yapalım. Bunun ikinci çıktığı mezur sanırım şurası. Buraya da koyalım. Sonra buradan alttan gelsin bu şarkı. Ama tabii unutmadan buna da hemen bir EQ koymamız gerekiyor. Çünkü burada da kickler var, burada da kickler var. Bütün kickler üst üste binerse bütün kolonları kulüpte patlatırsınız. Ya da herkes size hayranlıkla ya da hayretle bakar diye düşünürüm. Ya da gülünç bir durum oluşur. O yüzden şimdi burayı hemen bir tonlayalım. Otomasyonu açtık. Şu anda touch dedik. Hemen burayı da açalım. Çalarken de
Gördüğünüz gibi oradan dokunduğum her şey buraya geldi. Şimdi bir volümü nereye koyduğumuza tekrar bakalım. Evet, şuraya koymuşuz. Bunu da buraya alalım ki unutmayalım yeri. Şimdi özellikle de touch'ları kullandıktan sonra kapatın. Yoksa her dokunduğunuz şeyi buraya otomasyon olarak alır. Ona da dikkat edin çocuklar mutlaka. Bunun da desibellerini kaybettik biraz çevirdiğimiz için. Buna da bir bakalım. Gördüğünüz gibi eksi 2, 4, eksi 2, 5 gidiyor. Kaldıralım biraz daha demek oluyor bu. Bu 1, 7'de falan kalsın ama burası 3'e götürebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi equalizer'ımıza tekrar geri dönelim. Onu bulmak için de buradan Low Shelf Gain seçiyorsunuz. Şimdi buraya kadar alttan gelen şarkının baslarının olmaması gerekiyor. Vazgeçtim. Şöyle yapalım. Burada basları geliyor şarkının. Bunu buraya alalım. Buraya kadar baslar olmasın. Sonrasında diğer şarkıyı ne yapıyoruz? Burada basların hepsini indiriyoruz. Yani bu hareket hatırlarsanız. Şimdi bakalım ne olduğunu bir dinleyerek bakalım. Gördüğünüz gibi gayet müzik varken konuştum. Gördüğünüz gibi burası da çok güzel bir geçiş oldu. Sonra bunu da artık çıkması için yavaş yavaş alabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım sonuna. Sonu da tam oturmuş mu? Burada o şarkı başlarken bu şarkı bitmiş gördüğünüz gibi. İşte böylelikle 12-13 şarkıyı arka arkaya dizdiğinizde ekipmansız bir şekilde ve çok hızlıca bir set kaydetmiş olursunuz. Aynı zamanda da ben bu taktiği çok uzun süredir kullanıyorum. Ses kalitelerinde de hiç bozulma olmuyor. Çünkü aktarmıyorsunuz bir şeyden bir şeye. Benim için bu çok avantajlı. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Güzel bir bilgi sağlamıştır. Umarım sizler de bu kötü dönemde evlerinizde Logic'le hızlı hızlı güzel güzel setler yaparsınız. Herkese görüşmek üzere demeden seti de nasıl kaydedeceğinizi de göstermek isterim. Böyle bir loop yapıyorsunuz. Ya bu arada şunu da kontrol edelim. Bunun sesi alttan mı geliyor? Evet, alttan geliyormuş. Bir daha bakalım. Aynen. Şu anda hazırız. Kaydetmek istediğinizde şarkının sonuna kadar bir loop seçiyorsunuz buradan. Burayı da en başa aldınız mı? Okeydi. Şunları da düzeltelim. Güzel olsun. Sonrasında da buradan bounce'u seçiyorsunuz. Buradan MP3, WAV her şeyi çıkartabilirsiniz. Ben iki formatı da kullanıyorum gördüğünüz gibi. OK'ye bastığınızda da basalım. Sizlere buraya setinizin ismini sorar ve masa üstüne ya da nereye istiyorsanız oraya kaydetmenizi sağlar. Ve böylelikle güzel bir setiniz olmuş olur diye düşünüyorum. Ve sizlere buradan veda ediyorum. Bol müzikle kalın. En kısa sürede çok güzel günlerde görüşmek üzere.